Bu fakiri ihya ettiniz hünkârım. Tahtınız göklerde olsun. Lakin iyi bir kemankeş zihkirine sahip çıkar diler İskender. Yüce kitabımızda sana hilallerden sorarlar. De ki, onlar insanlar için vakit ölçüleridir diye buyurulur. Sen kemankeş İskender, tam vaktinde olman gereken yerde bulundun. Bu sebeple bundan gayrı zihkirinde devletimizin ve dahi dinimizin şiarı olan hilali üzerinde taşıyacaksın. Var olun hünkârım. Paranlar efsanesi böyle başlayacakmış. Bir vazifen de buymuş. Vazifeyi tamamladın İskender. Sultan II. Beyazıt bize yay hediye etti değil mi? Hariye'nin lütfen biri beni dürtsün. Rüya görmüyorum değil mi şu anda? Allah'ım lütfen rüya olmasın. Rüya değil. Hey çocuk, sana bu şarkım, dön bak sözlerime. Yönünü bilmeyen ok gitmez selefe. Geliyorlar dikkatli bak, kendine güvenen şu ekibe. Göreceksin mavi ay doğacak gökyüzüne. Toz koparan, toz koparan, var mı ondan uzağa atan? Toz koparan, toz koparan, var mı ondan uzağa atan? Yok! Toz koparan, toz koparan, var mı ondan uzağa atan? Toz koparan, toz koparan, var mı ondan uzağa atan? Yok! İşte toz koparan efsanesi böyle başladı. İskender mukaddes görevini başarıyla yerine getirdikten sonra kemankeşlerin yüce sırrı kulağına fısıldandı. O artık varoluşun birliğini kavramış, evrenle ve tüm zamanlarla bir olmuş, zamanın çocuğu olmuştu. Babayla gitmemiz gerek.